Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Karşılaşmanın ardından teknik direktörümüz Selçuk İnan açıklamalarda bulunacak. Daha sonra sorularınız varsa onları alırız. Buyurun hocam. İyi akşamlar hepinize. Şimdi yayından önce madem sordunuz, geçen hafta böyle bir şakalaşma olmuştu aramızda. Bu biraz tepki olarak lanse edildi, esasında tepki değildi. Çabuk eve gitmek adına belki de böyle bir şey konuşmuştuk aramızda, hiç mi merak etmiyorsunuz diye. Yani şöyle, tepki olarak eğer algılanacaksa şöyle bir şey söyleyebilirim. Özellikle burada olan insanlar için, kendi şehrimizde, yerel basın için tabii ki bir şeyler yazabilirsiniz. Bu oynamalı, bu çıkmalı, belki böyle oynamalı Selçuk Hoca diye söylüyorsanız karşınızda olduğumda soru sormanız ya da bunu ister eleştiri olarak isterse bilgi olarak geri dönüş almak anlamında birkaç soru sorabilirdiniz eğer tepki olarak algılanacaksa. Ama bu biraz şakaydı biliyorsunuz geçen hafta. Çok mutluyum. Maçla ilgili bir şeyler söyleyeceksem takım adına çok mutluyum. Gerçekten fiziksel olarak çok çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Evet, kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Daha önce de röportajlarımda söylemiştim. Yavaş yavaş zamanı geldiğinde daha fazla kendi oyunumuza odaklı bir şekilde maça çıkacağız. Artık böyle maçları oynamaya başladık. Oyuncularım da bunun farkında. Çok çalışıyoruz. Bir oyun ortaya koymaya çalışıyoruz. Bazen kırılmalar oluyor tabii oyunun içinde. Dalgalanmalar olabiliyor. Bunlar çok olağan. Ama bugün özelinde maçın başından sonuna kadar oyuncularım sadece kazanmayı düşündü. Topun yüksekte olduğu her an bizim için tehlikeydi. O anlamda da çok konsantreli takım. Çok iyi mücadele etti. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum. Çünkü fiziksel olarak karşılık vermek kolay değildi Göztepe'ye. Top ayağımıza geldiğinde de doğru konumlanmalarla, doğru ataklarla pozisyonlar da bulduk, yakaladık. İlk yarı belki de maçı koparabilirdik, gol atabilirdik. Olmadı. Esasında çok çalıştığımız ama beklemediğimiz bir şekilde yediğimiz bir gol oldu. Duran toplara çok çalıştık. Çünkü Göztepe gerçekten etkili bir takım duran toplarda. Ama farklı bir yerden biraz yakalandık. Çok üzüldüm yediğimiz gole. Ama buna rağmen tabii pes etmedik. Oyuncularım daha fazla mücadele etti, daha çok istedi ve maçı çevirmesini bildi. Dolayısıyla çok mutluyum. Onlarla gurur duyuyorum. Evet, zor soru mu? Hadi buyurun. Güzel oldu. Buyur abi. Geldiğiniz günün devrediniz ki kapatabilirsiniz. Sondan başlayayım. Önce Manduiki ve Daubin'e hiç ısrar etmedim. Bugün itibariyle en az süre alan iki oyuncu Manduiki ile Daubin, eğer kontrol ederseniz bakarsanız. Kendimle ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. 10 maç oldu. Diğer bütün takımlarla mukayese ederseniz bütün oyunculara şans veren belki de tek hoca benimdir. Çok emin değilim ama yani herhalde biziz. Bütün oyuncularımız en azından ilk 11 başladı. Salem'e de şans verdik. Salem'le başladım. 2 maçta oynadı. Ama en nihayetinde hepsi bizim oyuncularımız. Hepsi çok değerli. Hepsi çok çalışıyor. Ama bu iş performans işi. Performansı sahada veren oyuncuyu devam ettirmek istiyorum. Kafamda hep bu var. Oyunculara da bunu aşılamaya çalışıyorum. O kötü oynadı, bu iyi oynadı demek istemiyorum. Ama en azından ben ve ekibim maçı analiz ettikten sonra, oyuncuları birebir analiz ettikten sonra kimin performansı daha yüksekse bir sonraki maçta onu tercih etmeye çalışıyorum. Bazı maçlarda stratejik kararlar da alıyoruz oyuncu tercihlerimizde. Az önce söylediğiniz gibi evet, Badu çok yaşlı bir oyuncu değil. Badu 33-34 yaşında. Günümüzde artık o yaşlardaki oyunculara yaşlı demiyoruz. Bugün sahanın en ilerindendi. Çok mücadele etti. Evet, onun yükünü almak adına özellikle skoru aldıktan sonra Manduiki ve Kino gibi oyuncuları orta sahaya direnç katmak adına tercih ediyorum. Bazı tercihlerimde yanılabilirim de, o da çok doğal. Ama bütün oyuncularımız değerli. Dediğim gibi bütün hafta biz çalışıyoruz. Biz oyuncularımızı çok yakından tanıdığımız için hangi anda, hangi zamanda skor neyse ona göre bir değişiklik yapmaya çalışıyorum.
Bununla ilgili yanıldığım zamanlar tabii ki olacak. Ama bütün oyuncularım çok değerli. Kimseyi kimseden ayırmadık. Kimseye de gereksiz yere çok süre verdiğimi de düşünmüyorum açıkçası. Ama asıl felsefe çok önemli bizim için. Onun üzerine çok çalışıyoruz oyuncularımla. Önde oynayan, rakip sahada oynamaya çalışan bir takım yaratmaya çalışıyorum. Kolay değil ama en azından oyunculardan aldığım reaksiyon ve karşılık beni çok mutlu ediyor. Yapmaya çalışıyorlar ve gelişiyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Şu an transferle ilgili konuşmak çok doğru değil bence. Böyle bir tasarrufumuz olursa yönetimle ilgili zaten bunu söyleriz ama bugün itibariyle bütün oyuncularımdan memnunum. Herkes çok çalışıyor. Transferde yanılabiliriz. Bu çok doğal bir şey. Bütün takımlar bunu yaşayabilir. Ama şu an bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ne olursa olsun benim hep hafızamda, kendi oyunculuk dönemimden aklımda kalan en önemli şey Gaziantep taraftarı Anadolu takımlarının arasında kendi futbolcusuna evladı gibi bakan, en çok destek çıkan şehirlerden, taraftarlardan biriydi. Biz onlarla güçlüyüz. Bugün bu maçı kazandıysak bence onların en az bizim kadar payı vardı bu galibiyette. Hep bu şekilde devam etmeleri gerekiyor. Çünkü bu onların şehri, bizim şehrimiz. Buraya gelen takımlar burada kolay kolay maç kazanamayacağını onlarla anlamalı, bilmeli. O yüzden tepki gayet normal. Bu her yerde yaşanıyor, her yerde görülebilen bir şey ama daha çok oyuncularına sahip çıkmaları lazım, destek vermeleri lazım. Onlardan tek isteğim bunu devam ettirmeleri. Çünkü biz onlarla daha güçlüyüz. Bugün de desteklerinden dolayı onlara teşekkür etmek istiyorum. Gibi. Geçen sene çok zor bir süreçten geçtik. Buraya geldiğimizde çok zor bir durumdaydık. Hep beraber bunun altından kalktık. Ama hemen unutulsun da istemiyorum açıkçası. Hayatımda hep vefalı bir adam oldum. O yüzden de karşımdakinden de hep bunu bekledim hayatım boyunca. Futbolda bunun çok geçerli olmadığını bilen, en iyi bilenlerden biri olarak da hep evet sadece vefa olarak bakmayalım ama gerçekçi olarak bakalım dedim. Kolay değil. 17 kişi, 17 oyuncu gitti, 17 oyuncu geldi. Yeniden bir takım yaratmak, bir şeyleri başarmak çok kolay değil. Bu dünyanın her yerinde bunun örnekleri var. Çok basit aslında. Görmek isteyen görebilir. Zor da bir fikstür vardı. Zor bir dönemden geçtik. Çok istediğimiz puanları alamadık ama bu süreçte evet puan da kazanıyoruz, şükürler olsun. Halil, öncelikle şunu söyleyeyim Halil'le ilgili. Çok yakından tanıdığım, Galatasaray'daki antrenörlük döneminde de beraber çalıştığım, onu çok iyi tanıyan biri olarak onun potansiyelini çok iyi biliyorum. Halil Dervişoğlu A milli takımda oynamış, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde Premier Lig'e transfer olmuş bir oyuncu aslında, bahsettiğimiz oyuncu. Bugün çok iyi oynadı, çok mücadele etti ama benim için yetmiyor. Çünkü ben onun potansiyelinin ne olduğunu biliyorum. Zaman geçtikçe bize çok çok daha faydalı olacağına da inanıyorum. Ben milli takıma da faydalı olacağına inanıyorum. Gönlüm Gaziantepspor'da oynarken milli takıma gitmesinden yana. İnşallah bunu başaracak. Birincisi, ben sizin zor ya da basit diye adlandırdığınız şeye çok katılmıyorum. Çok çok zor maçlar var. Göztepe maçı bugün içerideydi ama oynadığımız en dirençli takımdı şimdiye kadar ki. Hatayspor belki galip gelemiyor ama çok önemli oyunculara sahip. Bence hak ettiği yerde de olmadığını düşünüyorum. İyi oynadı, puanlar alabilirdi, alamadı. Başakşehir çok çok önemli bir takım, önümüzdeki maçlardan konuşuyorum. O yüzden hiç basit bir süreç yok, kolay bir takım yok. Çok zor, çok zor. Bu senelik çok zor geçecek. O yüzden zor, evet, zor başladık. Evet, deplasmanda çok oynadık, yeni takımdık ama bundan sonraki süreç ne zor olacak ne de basit olacak bence. Bütün ekibimle beraber. Onlara hep içsel olmaya çalışıyorum, dürüst olmaya çalışıyorum. Onları ne olursa olsun çok seviyorum. Ama en önemlisi onlara çok büyük saygı duyuyorum. Karşılığında da sağ olsun onlar bunu bana veriyor. Kendimle ilgili bir şey söylemem gerekirse. Ama kendi aralarındaki ilişki beni çok mutlu ediyor. Herkes birbirini çok seviyor, çok saygı duyuyor. Bunun yaratılmasında etkimiz tabii ki var. Çünkü en hassas olduğum konulardan biri insanların birbirine saygılı olması. Eğer iyi bir takım olmak istiyorsanız, sonuç almak istiyorsanız, eğer bir hedefiniz varsa birbirinizi sevmekten başka çareniz yok. Mustafa eğer
bu şekilde devam ederse istikrarlı bir şekilde milli takım için de önemli bir oyuncu haline gelebilir. İnşallah bu istikrarını devam ettirir ve bizi böyle mutlu etmeye devam eder. Teşekkürler, iyi akşamlar. Eyvallah. Size de soru sormuyorsunuz.